Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi hadis alanında önemli çalışmalara imza atmış olan Profesör Doktor Mehmet Said Hatipoğlu'nu anlatan bir panel düzenledi. Moderatörlüğünü Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptığı panelde Hatipoğlu'nun Türkiye'nin ilmi hayatına kazandırdıkları anlatıldı. Ben alimleri ikiye ayırıyorum. Bir, kendi halinde alim olmuş, ilim dünyamıza hizmet etmiş insanlar var. Bir de sadece alim değil, aynı zamanda bir mektep haline gelen, kitaba, sünnete, tarihe, varlığa, kainata nasıl bir metotla, nasıl bir usulle bakmamız gerektiğini öğreten alimlerimiz vardır. Hatipoğlu hocamız böyle bir alimdir. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, kısa adıyla Kagem, toplumun her kesimine ulaşmak amacıyla ustalara saygı adı altında düzenlediği paneller dizisine bir yenisini ekledi. Bu kez Bilge Bir Hayat başlığıyla hadis profesörü Mehmet Said Hatipoğlu'nun ilmi hayatı anlatıldı. Aktüel hadis olmadan... Panelin moderatörü Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'di. İslam dünyasının içinden geçtiği süreçlere baktığımızda Görmez, Hatipoğlu gibi hocaların tanıtılmaya ihtiyaç duyulmadığını, onun gibi değerli isimleri tanımanın ilim sahibi olmak isteyenler için gerekli olduğunu vurguladı. Hocamız bize bilhassa biyografi kitaplarını hep okumamızı tavsiye ederdi. Kadim alimlerimizin hayatlarını ne kadar okursak, bugüne onları ne kadar taşıyabilirsek kendi hayatımızda da onları örnek alabileceğimizi ifade ederdi. Ama yaşayan alimlerimizi, yaşayan hocalarımızı bu şekilde çeşitli programlarla yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak bize ayrıca çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Panelde Mehmet Said Hatipoğlu'nun ilmi kariyerine şahitlik etmiş Süleyman Ateş, Ethem Ruhi Fığlalı ve Ali Birinci gibi hocalar da Hatipoğlu'nun insanlığa kazandırdıklarını anlattı. Bu bir vehimdir demiştik. İlmi hayatının anlatıldığı panelde konuşan Mehmet Said Hatipoğlu ise İslam dünyasının geleceğinin Türkiye'de yapılan ilmi çalışmalar olacağını belirtti. İslam dünyasının geleceği Türkiye'de yapılacak ilmi çalışmalarla olacaktır. Hiçbir başka civardan medet olmaya kalkmayalım. Biz yapalım bunları. Bu şeref bize yeter.